Merhaba Oksijenler kanalıma tekrar hoş geldiniz. Değerli Oksijenler, geçtiğimiz hafta eşir ve sonsuzluk temasını gündem yapmıştım ve tabii ki böyle bir kısa videoda sadece en gerekli bilgileri size aktarabildim. Düşünebilen Oksijenler olarak ilginizi çekmişse kendiniz daha fazlasını araştırabilirsiniz. Bugünkü gündem konumuz ise Elon Musk ve yapay zeka. Elon Musk kimdir? Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in sahibi ve aynı zamanda yapay zeka ile yakından ilgileniyor. Hatta yapay zeka konusunda daha önce basını uyarmasına rağmen kendisi bu yıl yapay zekayı insan beyninin içine yerleştirmeyi hedefliyor. Kendisi bu yapay zekayı Nasıl pozitif yöne çevirebilirim diye düşünmüş ki bu tehlikeye çözüm olarak da insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasının olmasından geçtiğini dile getirerek projesine başlamış. Yani Elon Musk söylediğinin arkasında durmakla birlikte insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak için de Neuralink isimli şirketini kurarak araştırmalarına başlamış ve sürdürüyor. Meşkın projesinin amacı ise insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayara ve diğer elektronik cihazlara yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmesi. Belki inanmayacaksınız ama aklıma ilk gelen şey acaba Elon Musk benim Nobody Chip Brain 2010 yılında gerçekleştirdiğim sanat çalışmasını yani vücutsuz beyin çipi adlı sanat çalışmamı internette görerek çalışmanın kendisine bir ilham kaynağı olmuş olabilir mi diye düşündüm. Benim yaptığım dönemde beyin bilgisayar arayüz çok nadir olarak sağlık sektöründe kullanılıyordu. Bilemem ama bir gerçek var ki benim çalışmam Elon Musk'ın yapay zekayı geliştirmesi için 2016'da kurduğu Neuralink şirketinden çok daha eski. Bir önceki videomda söylediğim gibi bilim insanının sorular sorduğu ve bu sorulara cevap verdiğinden bahsetmiştim. Sanatçı daha önce var olmayan herhangi bir şekilde olabilen bir eser sunar. Bilim ise tersine bir şeyin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını konusunda doğru bir açıklama sağlar. Bunu neden tekrar açıklıyorum? Çünkü bir sanatçı olarak 2010'da beyin makinası çalışmamı yapmıştım. O zaman şu anda gündemde olan Elon Musk'un geliştirdiği böyle bir çalışma yoktu. Gerçek olan bir şey varsa yapay zeka hayatlarımızı çok değiştirecek gibi görünüyor. Ve yine burada eski bir çalışmama değinmek istiyorum. Şimdiki gördüğünüz Mind Uploading, 2009'da yapmış olduğum bir sanat eseri çalışması. Çalışmamda gördüğünüz gibi Mind Uploading adlandırmışım. Yani beyne zihin yükleme. Yorumu size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi iki çalışmamda çok ilginç ve müskün şimdiki projesinden çok önce yaptığım çalışmalar. Yani 9 ve 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu da sanatın bilimden önce ilerisini görebilme kapasitesinin bir örneği. Gelelim yapay zekanın tehlikelerine. Musk yapay zekanın getireceği tehlikeleri dile getirmesine rağmen yapacağı projeyi pozitif yön vermek için de Musk süper zekanın gelecekte insanlığı yok etmesini önlemek için beynimize dijital sinir ağlarıyla bilgisayar ve yapay zekayı bağlayarak insanlara süper zeki yapmak istiyor. Musk'ın hedeflediği beyne zihin yükleme nasıl gerçekleştirilecek? Neuralink'in teknolojisi beyinde küçük delikler açarak ve kan damarlarını engelleyen iplik benzeri elektrotlar yerleştirerek çalışacak. Sizlere sormak istediğim soru şu. Elon Musk'ın aradığı test beyni olmak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani Musk bu sistem ile totalite bir sistem mi kurmak istiyor? Örneğin herkesin neyi düşüneceğini veya neyi düşünmeyeceğini bir tuşun ucunda olması gibi mi? Dediğim gibi Musk yaptığı projeyi pozitife çevirebilmesi için öncelikle beyin çiplerini hasta insanları iyileştirmek için kullanacağını söylüyor beyin çipleri görme ve işitme kaybını giderecek. Parkinson'u engelleyip hafızayı güçlendirecek ve felç olan insanları ayağa kaldıracak gibi yorumlar yaptı. Ama müskün geliştirdiği sistem dediğimiz gibi Totaliter bir sistem olma ihtimali içinde barındırıyor. Yani yakında ise beynimize yerleştirilen çipte kötü hatıralar silme ve yaşlılıkta unuttuklarımızı hatırlatmakta kullanılacak. Hatta bizlerin hepimizi süper zeka yapacak kapasitesine sahip olacak. Peki bu ya da bu süper beyinlerin içi hacklenirse ne olacak? Oksijenlerim. Düşünün ve yorumlarınızı bekliyorum. Elon Musk aslında fütürist düşüncesiyle bütün bu gelişmeleri gerçeğe dönüştürmeye çalışınca ortaya çok enteresan ama bir o kadar da ürkütücü gelişmeler çıktığını söyleyebilirim. Peki Elon Musk... ne işe yarayacak derseniz, Neuralink insan türünün geleceğini değiştirecek ve evrime yön verecek konusunda iddialı bir teknoloji olarak görünüyor. Neuron link'in potansiyel marifetleri çok. Hatta cyborg olma ihtimali bile var. Cyborg aslında nedir? Cyborg bilim kurgu edebiyatında biyonik sivernetik beyinli insanların gerçek olması. Birim araştırmacılarına göre ise bu işin zor yanı nöronların işleyişinin kişiden kişiye farklı olması. İkinci problem ise nöronların bir ağda birbirleriyle yaptığı sayısız bağlantılar. Şu anda müdahale etmek ve bunun haritasını çıkaracak bilgi ve işlem gücü olmadığını söyleniyor. Üçüncü bir problem nöroplastisitedir. Beyindeki bağlantılar her an değişiyor. Bu sayısız nöron ve bağlantı ile yeterli band genişliği nasıl çözülebileceği konusunda bilim insanlarından henüz yanıt gelmedi. Yani Elon Musk'ın projesinden hale birçok sorunun açık olduğu anlamına geliyor diyebiliriz. Musk'ın geliştirmek istediği bu tür düşünceler çok eskiye dayanıyor. Princeton Üniversitesi'nden nörobilim profesörü Charles Gross 8 bin yıl önceye kadar izleri bilinen en eski cerrahi prosedürlerden biri trepanasyon uygulaması olarak bilinir ve depresyonu iyileştiren bir yöntemdir. Bu teknik yeni görünmesine rağmen tarihte bilim insanları tarafından düşünülmüş bir tekniktir. Araştırmalara göre dünyanın dört bir yanında çeşitli mezarlarda 3 delikli patas bulunmuş. Yaralar şekilleri, baştaki konumları ve iyileşme sürecinin travma sonrası kanıtları kullanarak diğer kafa travmalarından ait edilmiş. Rönesans. Neyse ki trepanasyon 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki birçok Rönesans ressamı tarafından resmedilmiş. Çalışmaları insanların trepanasyon iyileştirici etkisi hakkında inandıkları tuhaf teorileri ortaya koyuyor. Gördüğümüz gibi sanat tarihi resmediyor ve şu anki fütürist düşünceli insanlar belki de eski tekniklerden ilham kaynağı alarak gündem yapıp yeni projelerini geliştiriyor. Bu arada benim 19 Ekim 2019 bu sanat bilim ve teknoloji ağırlıklı Connected Brains İstanbul 34 adlı kendi projeme de değinmek istiyorum. Projem ilk olarak Akyol Art Center'da gerçekleştirdim. Aslında Connected Brains İstanbul 34 projesinin başlangıca göz atacak olursak, biyomedikal teknoloji ile ılıntılı olan Micro Macro 180 bölümünü kendi tasarımlarından oluşturmuştum. Bu resimde de e, bu e, tasarımı görebilirsiniz. Hollanda'da bulunan sanatçı ve bilim insanlarından 80 kişiye çalışmaların 1.80'e ait bölümünü hediye etmiştim. Aslında birbirlerini hiç tanımayan fakat ortak noktalar sanat ve bilim olan kişileri kalıcı olarak bir araya getirmiştim. Micro makro 1.80 akabinde gelişen ve devamlı sayılabilecek Connected Brains İstanbul 34, 34 katılımcılığın aynı kural koşul malzemelerle farklı bakış açılarının Petri tabağına yansıdığı yeni değerlendirmeleri kucakladı. Projem ülkeler ve yeni şehirlerde devam edecek bir sonsuz sınırsız proje olarak tüm dünyada sanatçı ve bilim insanlarını birbirine bağlamaya görevini sürdürecektir. Bu başlangıç süreci İstanbul'da başlattığım için de çok mutluyum. Bakalım Connected Prince 34 projem Elon Musk tarafından izlenip tekrar ilham kaynağı olacak mı? İleriki tarihte göreceğiz. Bir, bu videomun da tekrar sonuna geldik. Düşünebilen ve araştırma ruhunu koruyan ve geliştirmekte olan oksijenlere sesleniyorum. Söylememe artık gerek var mı bilmiyorum fakat Videolarımı her pazar günü kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.